Evet sevgili izleyiciler, Nostalji Vakti programında bu hafta 20. bölümde sizlerle birlikteyiz. Nostalji Vakti programımızın 20. bölümünde bu hafta çok büyük ve değerli bir usta konuğumuzla bir aradayız. Türk sinemamızın büyük usta sanatçısı Aynur Aydan ablamızla birlikteyiz. Aynur abla, biraz klasik olacak ama. Olsun. Sinema hayatına nasıl başladınız? Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı? Ya işte 12-13 yaşındayken biraz gösterişli bir kızdım. Uzun boylu, sopa gibi ama. İşte sarı saçları, güzel bir yüzde olan incecik bir kızdım fakat. Sokakta herkes bana diyordu, kızım sen artist ol, kızım sen. Beni sokak yönlendirdi yani. Ondan sonra ben de hep artist mecmuası falan okumaya başladım. Fakat ailenin baskısı da çok, beni çıkarmıyorlar falan. Ondan sonra en iyisi ne yapayım düşündüm yani. Şu aklım, o 12 yaşında da vardı yani. Ondan sonra dedim ki ne yapabilirim? Yani dedim ben madem halk böyle diyor, demek ki görüyor bir şey bende. Ben de dedim olayım oyuncu. Ama dedim bu oyuncun da yani şeyini alman lazım. Yani durup dururken oyuncu olunmaz. Ondan sonra neyse evde baskı maskı dedim en iyisi bir evlilik geçireyim. Ondan sonra beni serbest bırakırlar dedim. Çünkü abim falan rahmetli çok disiplinliydi yani. Mahallenin ağası gibiydi. Kimse yan bakamazdı. Ben bir okuldan gelirdim. 7 tane çocuk arkamda gelirdi eve kadar. Hepsi sopa yerlerdi, dayak yerlerdi, giderlerdi. Ondan sonra ne bir evlilik geçirdim. İşte hatta nikah yaşım tutmadı tabii. Yaşımı büyüttüler falan. Ondan sonra dedim ki kimsesi olmasın yani bana karışmasın. Öyle biri olsun falan. Adam 29 yaşındaydı. Bana babam gibi geldi o zaman. Yani annemle falan oturup konuşuyorlardı. Beni hiç şeye, insandan saymıyorlardı yani. Bir çocuk gibi filan. Ay yalvarırdım bir gün ne olur beni bir haftada bir gün sinemaya götür diye. Ağlardım. Sadist ruhluymuş şimdi düşünüyorum da. Ağlardım. Götürmez beni ya bir sinemaya. Sonra komşulara yalvarırdım. Derdim ki ne olur söyleyin de hep beraber. Onların sözünü dinlerdi. Benim dinlemezdi. Beni hiç sayarlardı yani. Ondan sonra ben bir gün canıma yetti ne yapayım dedim. Pencereden atladım ve kaçtım. Gittim şey akşam gazetesine. Ondan sonra dedim böyle ben dedim işte artist olacağım falan. Bir araştırdılar bir kızım sen iyi bir ailenin kızısın, evliymişsin falan dediler. Ay dedim söylemeyin kimseye. Bak işte çocuk haklı. Yani mesuliyet de hissetmiyorum kendimde. Ondan sonra işte başladım ben ne yapabilirim. Gazeteleri aldım okudum. Bir iş arayayım evvela kendime dedim. Yani bir gelir gelsin ki ondan sonra ben. Moray diye bir cemiyet var. Oraya baktım. Birçok yere gittim. Adam diyor ki kızım sen gel benim sekreterim ol. Ne lüzum var diyor böyle şeylerle koşuyorsun diyor. İşte sana ev alayım, araba alayım. Ben zaten ama bunların yaşamadan tecrübe sahibi olmuştum okuduklarımda. Ondan sonra ben kalktım, şey yaptım, işte Moray Cemiyeti'ne gittim ama fabrikalara Atatürk'ün böyle bir sütü var Bakır'da. Onu satıyoruz üniversitelilerle. Fakat onlar hiçbiri giremiyor, duruyorlar, oturuyorlar. Ben diyorum ki ben gireceğim patronun odasına diyorlar, olmaz falan. Yok kapıyı çalıyorum, giriyorum, adam benim bakıyor güzel bir kız. Buyur kızım. Diyorum ki böyle biz işte 3 tane hasta bakıyoruz. Böyle bir hediyemiz var alırsanız diyoruz. Almaz mıyım diyor adam. Çıkarıyor zarfla büyük bir para veriyor yani. Ondan sonra diyorum başkasını tavsiye eder misiniz? Başkasını tavsiye ediyor. Falan derken ben bayağı kazanmaya başladım. 150 lira diyor övmeye. Ben ama her seferde satıştan da alıyordum. Bayağı para kazanmaya başladım. Ama benim gayem bir telefon olsun. Filmciler benim orada bulsun istiyorum. Ondan sonra işte gazeteye de dedim ki ne olur bana yardımcı olun falan. Dediler ki birkaç kere bunu götürelim röportaja da görsün dediler yani. Çok öyle kolay bir yer değil. Ondan sonra neyse beni götürdüler işte şeye Yeşilçam sokağında. Nevzat Fesen vardı o zaman. Onun stüdyosuna gittim.
Ondan sonra işte beni görünce gazetecinin yanında, "Aa, bu kızı oynatalım falan" dedi. "Yok yok" dedi, "bu oynamaz" falan dedi hemen gazeteciler. Herkes de baltalıyor beni. Ondan sonra ben de dedim öleceğim, bu işi yapacağım. Ondan sonra başladım ben ufak tefek oynamaya. Telefonlar geliyor, yıkılıyormuş şey, Moray Cemiyeti'ne. Ama vermiyorlar bana telefonları. Onlar istiyor, onlara çalışayım, para kazanayım. İyi de kazanıyorum ya. Ondan sonra ben başladım onunla bunu oynamaya. Bir baktım, bir foto modellik teklifi geldi. Zaten seni buluyorlar hemen. Birileri geldi, dedi ki işte Sami Güner var, Nur içinde yatsın. Çok iyi bir adamdı Taksim'de. Dedi böyle takvimler çekecek, senin gibi birini arıyor. Götürdüler beni, adam beni beğendi. Fakat çok beyazım, Ankara'dan gelmişim. Bana tekne tuttular, güneş yağları aldılar, bilmem ne, onlarla ben yanayım diye. Ondan sonra işte Polonezke'ye gidiyoruz, resim çekiliyor. O da 150 lira veriyor günde, görmeye olarak. Güzel de Polonezke'de yemek yiyoruz, ediyoruz. Bazen 2-3 manken oluyor. Ondan sonra geliyoruz. Fakat benim resimler satılmaya başladı acayip bir şekilde. Her resimden 500 lira almaya başladım ben. Ondan sonra yani bak destek kendine. Artık Moray Cemiyeti'ni bıraktım ben. Başladım modellik yapmaya. Tırnağımdan saçıma kadar modellik yaptım. Bunca şampuanlarla şampuan, oje, ruj, ne istersen kıyafet. Her şey artık vücudum bana para kazanmaya başladı. Ondan sonra baktım iyi gidiyor ama tutuyorum da parayı. Yani bakıyorum işte artistler kötü yerlere düşüyor. Ben böyle olmayacağım diyorum. Namuslu yürüteceğim, bu işi yürüteceğim. Çetin Altan da demişti ki rahmetli bana gazetede, "ne kadar kızım namuslu yürütmek istesen de yürüttürmezler" demişti. Bu benim hep kulağıma küpe oldu. Bazı şeylerle karşılaşıyorsun tabii, acayip şeylerle falan. Ama bu sefer de rolün kesiliyor. Bir firma, güzel bir firma, yağmur yağıyordu, saçlarım ıslanmış. Adam çok beğenmiş beni. Hale bak, sen beğenme, iş için beğen beni. O kendine beğenmiş herhalde. 10 filmlik benim başrol mukavele yaptılar. Kulüp 12'de kokteyl yaptılar falan. Dediler, işte Ankara'dan bir kız geldi, evli olduğumda hiç söylemiyorum. Beni bekar sanıyorlar. Kaç yaşındasın? 16 yaşında. Öyle görünüyorum zaten. Ondan sonra... Halbuki 23-24 yaşındayım ama öyle diyorum, öyle görünüyorum. Ondan sonra bunlar dediler işte patronla bir gün yemeğe çıkar. Ben de diyorum ki olur çıkarız bir gün. Meğer yemek başka şeymiş yani. Ben aradan zaman geçti, sen ne zaman çıkacaksın yemeğe diyorlar. Ay ne yemeği diyorum ya, yemek yemesek de olur, işimize bakalım diyorum ben. Ondan sonra onlar yok dediler falan, anladım. Sonra beni hemen çıkarttılar yani. 10 tane başrol. Keşke diyorum acaba yemeği yese miydim? Ondan sonra öyle. Sonra işte Türkan Şoraylar bilmem ne, hepsiyle tanıştım tabii. Onlar Cüneyt Arkınlar, Kadir İnanırlar. Onlar Türkan Şoray bizzat istiyordu beni. Ondan sonra İlla Aynur Aydan'ı getiren falan diye. Bu sefer de 2 günde rolümü kestiriyordu. Yani bütün starlar böyle. Yani fırsat vermiyor sana. Evet. Onların her imkanı var. Benim imkanım yok ki. Ben işte bir ev alsam diye düşünüyorum. Yani yürüyorum, arabaya binmiyorum para biriktireceğim diye. Ondan sonra bir filme başladık. Gene Türkan Hanım istemişti beni. Dedim ki bak baştan sona kadar varsam dedim. Çünkü modellik iyi gidiyor. Oradan kazanıyorum. Yani. Bana ona vereyim ağırlığım dedim. Çünkü hiçbir şeyim yok, evden kaçtım. Ama kıyafet, bir giyim mağazasının kıyafetlerini giyiyorum. Adam bana istediğini al diyor, giyiyorum. Ondan sonra kuaför desen bedava saçımı yapıyor. İşte makyaj şeyleri geliyor. Her şey bedava geliyor. Para yani, da kazanıyorum. Bir nevi markaların sponsorluğu gibi. Evet yani. Ondan sonra çok iyi gidiyor. Bir de saatinde gidiyorum, vaktinde geliyorum falan. Ondan sonra baktım ben dedim buna ağırlık yok. Bana kızmaya başladılar. Başladı bu sefer reklam filmleri geliyor. İşte Aytaç arabaları bilmem ne, süper job, şu bu falan. O millet bağırıyor bir şeyde. Aytaç arabasını telefonunu bırak, kızın telefonunu ver diye falan böyle. Öyle sesler söylüyorlardı bana sonra şeyler, çocuklar. Ondan sonra ben sonra foto romanları oldu, onlar filmler derken ama sadece film asılsaydım keşke, maddi durumum iyi olsaydı, ailem de arkamda olsaydı.
Yani ben starlıktan inmezdim. Çünkü halk beni çok tuttu. Halk tuttu beni. Beni afişte görsünler diye. Hiç ben ne ismimi yazın dedim, kaç para vereceksiniz dedim. Hiç öyle şeyler düşünmedim yani. Ve çok az paralara çalıştık biz o zaman. Eğer ben modellik yapmasaydım hiçbir şey olmazdı yani. Peki Aynur ablacığım, bu 1966 yılında ilk projeniz olmuşsun, İntikam Fırtınası filmi. Oraya dahil olmanız nasıl oldu? Valla onlar da gördüler beni. Ben de ne rol verseler gidiyorum zaten. Para alayım, 3 kuruş para alayım da. Yani benim için rol diyordum böyle. Bir de sonra şeyde oynamaya başladım ben. Üniversitelilerle Eyüp Halk Evi'nde. Ondan sonra onlarla beraber bir tiyatro kurdular. Bir tane kız lazımmış. Ondan sonra bana teklif geldi. Ben de gittim. Ta Eyüp'teydi. Orada oynamaya başladı. Fakat oynarken tam abi şey protokol geldi. Tam oyunumuzu sergileyeceğiz. Kocam annem almış çıkmış gelmişler. Bu evli diye. Onu çocuklar da hepsi bekar sanıyor beni. O tıbbiyede okuyan var, bilmem ne okuyanlar var. Hepsi de hayran böyle bana. Şimdi çocuklar geldi böyle bir tuhaf oldular. Hepsinin renkleri atmış. Ay sen evli miydin dedi ya. Ben hiçbir şey demedim. Niye dedim. Ya kocan gelmiş senin dedim götürecek. Allah'ım ya ne yapacağım ben şimdi. Şimdi öne oturdu kocam annem. İkna etmiş müdürümüz. Demiş oyun bitsin ondan sonra götürün. Ondan sonra ben orada bir çıktım onlar orada. Nasıl oynayayım? Bir şey kalmadı aklımda. Nasıl oynadım hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra daha biter bitmez ben koştum çantamı aldığım gibi oradan evden Aksaray'a kadar yürüdüm. Düşünebiliyor musunuz? Bir hasta bakıcı kadının evinde kalıyordum. Bir odasını tutmuştum. Ondan sonra ona gittim. O da gece çalışıyordu. Dedim beni saklayın. Ameliyathanede beni sakladılar. Başıma çok işler geldi yani. Ameliyathane. Şey. Ya. Sonra sabah eve gittik. Annemle kocam duruyor evde. Eyvah ne yapacağız? Saçımdan bir tuttu kocam. Yere vuruyor kafamı ki yüzüm bozulsun da. Ondan sonra işte yüzümü kaybedeyim diye. Rahmetli babam geldi sonra dedi ki gel bak bu kızı döndüremeyeceğiz. Gel bir ev alalım buna. Ondan sonra biz de başında duralım. Ama annem despot, Osmanlı kadını, namus meselesi. Hatta bir gün topluyor herkesi. Kocam da iyi anlaşıyorlardı. Ondan sonra anlaşıyorlar, diyorlar öldürelim bunu. Beni öldürecekler, düşünebiliyor musun? Karar alınıyor. Bir gün dayımlardaydım rahmetli. O da Beykoz komutanıydı. Ondan sonra demişler ki abime, sen öldür, sana yakışır. Ve Ankaralıyız, ben Ankara'da doğmuşum ya, modern insanız. Ondan sonra şey yapmadı. Şeyde demiş ki dayım abimi çekmiş. Bak demiş ne uyanık demiş, sana sen öldür diyor demiş. Sen öldüreceksin hapislerde çoluğun çocuğun kalacak demiş. O böyle falan deyince abim dank etmiş kafasına. Hiç karışmadı bir daha. En korktuğum oydu. Hiç karışmadı bana bir daha. Ondan sonra ve sonradan aileme de hep ben baktım yani. Ama çok zor çektim. Hala çekerim kız kardeşimden. Ne var? Ne çıkıyorsun televizyona? Onun yüzünden televizyonu bıraktım ya. Ne çıkıyorsun? Ne işin var? Ne oynuyorsun? Kafama atardı tencere kapak ne varsa. Yani çok zorluk şeydi. Rahmetli Münir Özkul derdi ki bu kız çok güzel ama ya hiç gülmüyor derdi. Nasıl güleyim? Evde dayak yiyorsun, oyun oynamaya gidiyorsun. Yani öyle çok şeyli günler geçirdim, kötü. Zoraki bir süreç olmuş. Hayır. Siz paylaşamama gibi bir durum oluyor mu? Yok, öyle bir şey yapmadım. Zaten başları tutuyor starlar. Hepsinin sevgilisi ya zengin, ya yönetmen, ya filmci. Ondan sonra da zaten bütün onlara yükleniyor yük. Ondan sonra çok az rol, yani ufacık rolü oynamak bile çok önemliydi, çok zordu. Ve az kız oynardı, bir kişi, iki kişi. Böyle, ve güzel olacak, bilmem ne olacak yani.
Ben çok düğününde mesela Kadir İnanır'ın nişanlısı, sevgilisi hep böyle oldum. Sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. Bir zaman ondan kurtulamadım yani. Bazı filmlerde o başroldeki esas kadının başrolün kız kardeşi olduğunuz. Evet, oldum. Mesela Fatma Girik'le oynadım, ablası dediler, oynadım. Anası deseler gene oynayacağım. Benim için yani rol oynamak önemli yani. Tabii. Her karakteri oynamışım mesela. Düşünüyorum, dramda oynamışım, komedide hepsi oynamışım. Şimdi bir herkes, şimdi kolay. Bir de şimdi bakıyorum da yani çok kabiliyetler var ama çok düz oynuyorlar ya. Hiç şey yok, mimik yok, gözlerde ifade yok. Hep yüzüne bakıyor, böyle yüzüne, gözüne bakıyor, hep öyle. Yani halka geçmiyor pek. Donuk, duygu yok. Duygu yok. Mesela ağlıyorlar hep Damla. Biz kendimiz ağlarız. Ağladı dedim, ağlarsın. Hüzünlenirsin, ağlarsın yani. Sizin herhalde Ayrılış'ta da bir filminiz vardı. Vardı, evet. Bir film vardı. Ayrılış'la... Kardeşini oynadım ben. Ayhan Işık'la çalışmak nasıl bir şeydi? Ben o yeni girdiğim zamandı. Ayhan Işık'la oynadım. Şöyle, hatta kız kardeşini oynadım. Hamileyim. Yatakta yatarken beni kötü adamlar dövüyor. Dövüp sonra da merdivenden aşağı atacaklar. Ben bilmiyorum ki. Zannettim sahiden kendimi atacağım aşağıya. Ben kendimi aşağıya... Ayhan Işık da aşağıda oturuyormuş. Herkes çıktı böyle bakıyor. Ben atınca kendimi aşağıya. Usturuplu falan da atmıyorum. Yani bıraktım kendimi, atladım aşağıya. Tangul tungul, kafam, gözüm böyle vurula vurula. Kameraman kamerayı çekmiş, bakıyormuş. Adam şaşırmış, deli mi bu kız diye. O kadar yürek, o kadar içten istiyorum yani. Ondan sonra demiş, ne kadar hevesli bir kız falan. Sonra beraber yemeğe oturmuştuk falan. Hatta Nebahat Çehre vardı o zaman da. Ondan sonra hatta bizi yan yana oturttu falan. Herhalde işte konuşalım mı diye nedir. Öyle güzel günlerdi yani. Çok güzeldi setler ama. Çok muhabbetler, imkanlarımız yoktu ama çok muhabbetler çok güzeldi. Bizden büyükler çok güzel şeyler anlatırlardı. Çok güzel olaylar olurdu. Yani çok seviyorum, özlüyorum yani. Mesela intikam fırtınası ile başladıktan sonra mesela bir mahkum kaçtı. İşte Kader Ayırsa bile, Yasemin'in Tatlı Aşkı, Satın Alınan Koca gibi filmleriniz olmuştu. Aynı olmuştu. Yani aşağı yukarı onlarca melodram filmlerde yer aldınız. Yani böyle üzerinize yapıştığını düşündüğünüz veyahut da şunu da oynasaydım dediğiniz bir profil oldu mu, bir karakter? Aslında ben dram falan daha çok seviyorum. Yani sert rolleri ya dram olacak ya da böyle ne bileyim çok komedi olacak. Yani Hulki Saner çok güzel komediler yapardı ama ben o zaman gülmüyordum ki. Bu gül işte aile baskısından gülemiyordum ya. Güldüğünce adam kızıyordu bana, niye gülmüyorsun? Nasıl güleyim? Evde dayak yiyorsun, çıkıyorsun. Bir de yani her zaman bak hala şu yaşımda hala aileden sorun yaşıyorum ya. Sokakta insanlar mesela görüyorlar kendileri de, ay diyorlar biz sizi çok seviyoruz, neredesiniz, niye oynamıyorsunuz? Ben en son şeyde oynadım Melekler Adası'nda. Herkes sokağa çıktım, ay neredesiniz siz dediler ya. Nasıl sarılıyorlar boynuma, neredesiniz siz? Yani hakikaten unutmuyorlar, sesimin bile tonunu unutmuyor insanlar. Belki beni unutabilir ama ismimi biliyor yani, yerleşmiş. Hayatımdan biliyor bir kısım. Aynur abla, siz Yeşilçam dönemi çok yoğun çalışma dönemiymiş. Çok zor. Mesela bir filmden öbür filme gidermişsiniz. Üç filme bile gidiyormuşsunuz. O yoğun tempo sizi yormuyor muydu? Kendinize vakit ayıramıyorsunuz mesela, gezemiyorsunuz. Tabii. Bir de mesela akşam davetler oluyor, açılışlar oluyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra hatta bir gün, o da senet veriyorlar. 1 milyon oynuyoruz. Ben mesela 5 milyon alıyor Fatma Girik. Milyon mu oldu işte artık? Milyon ama öyle bin lira gibi mi acaba? Tabii. Ondan sonra arabanın altında kaldım bir kere uykusuzlukta. Evet. O mini elbise vardı üstümde. Yüzü koyun düştüm. Araba geri geldi, vurdu bana. Ondan sonra vurdu. Ayak bileğim kesildi. Çamurlarda oldu.
Hadi beni ilk yardım hastanesine götürdüler. Annem falan abi, kıyametleri kopardı tabii. İşte bak gidersin böyle olur, şöyle olur. Bir de onlardan da destek de görmüyoruz. Tabii. Üzülüyorlar ama. O da bir handikap. Ondan sonra neyse ben hastaneye yattım. Ama komik, ayağımı bileğini sarıyorlar. Başka bir yerimde bir şey yok. Ondan sonra şey vardı, Muzaffer Temar rahmetli. Dedi ki kızım dedi bak sen mankensin, modelsin, çorap reklamı yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Sen dedi bunu dava et dedi yani. Senin buran, o da bir fabrikanın arabasıymış. Dava et bunu dedi. Fakat bunu Hürriyet gazetesi bir sayfa verdiler. İşte bak aklımda hiç unutmam. Şoför Galip Güven ne biliyordu ki kaldırımda yürüyen genç kızın bacakları Türkiye için çok değerliydi. Çünkü bir bu fotomodeldi, işte çorap reklamı, şunu bunu yapıyordu falan diye. Bir de bunlar yazınca fabrikanın sahibi demiş bu kıza para verelim de dava mama açmasın. 15 milyon bana o zaman para verdiler. Havadan bir para. Ben hemen 57.500 liraya gittim bir daire aldım. Gerisi mi taksit? Kabataş set üstünde. Yani şansım da vardır böyle. Mesela yolda giderim, Nişantaşı'na gidiyorum değil mi? Yol tıkandı. Kumaş atıyorlar böyle arabaya. Ben çıkarıyorum mesela. Ay diyorum daha ne kadar atacaksınız? Bir tane de buraya attım falan. Aa Aynur Hanım falan. İlla gelin bir çay içmeden bırakmayız. Hemen tanıyorlar yani. Hadi alıyorlar içeri. Hangi kumaştan istersin kesiyor. Yani çok da şanslıydım böyle. Hiçbir şey eşyam yoktu. Her şey oldu. Mesela Hilton'daki o broşürler vardır. Büyük kitap gibi. Hep onlarda benim resmim vardı. Eczanelerde hep benim resimlerim vardı. Aslan pamukları bilmem ne. Her şey. Yani bir nevi o sus işareti yapan kişi, hemşire modeli gibi. Peki Aynur ablacığım, o dönem sizin döneminizde anlaşma şartları nasıldı? Mesela belirli bir avans falan alıyor muydunuz? Alıyordunuz bazen ama zaten senet alıyordun, onu da kırdırıyordun, 100 lirası da oraya gidiyordu. Hiçbir şey alamıyordun. Şimdi çok şanslılar yani. Diyorum ki erken gelmişim dünya, keşke şimdi gelseydim. Bunların hepsini alacağını okurdum. Peki sorun yaşadığınız, böyle alacağınızı falan alamayıp problem yaşadığınız yapımcılar oldu mu? Ay tabii dönem? Oluyor da ben ama bir kafamı kullandım gene. Küçük firmalarda oynamadım. Hep büyük firmalarda oynadım. Küçük firmalarda başrolde oynarsın. Oynuyorlar mesela başrol, diyor ki başrol oynadım. Ben ne yapayım ben öyle başrol? Ben para gelsin, bir de günüm önemli. Ondan sonra onun için mesela Arzu filmde oynadım çok. Şeyde Fatma Girik'le işte onun firmasında oynadım. Memdüğüm'de çok oynadım. Yani hep böyle kaliteli yerlerde oynadım. Aydın abla şimdi siz dediniz ya canım. Ailem bu sorun yaşıyorum ben. Evet. Yıllar sonra falan böyle hiç aileniz size iyi yapmışsın falan dedi, hiç takdir etti misin? Hayır hayır, hala hiç memnun değiller. Onlar beğenmiyorsan kocana ayrılacaktın. Başkasıyla evlendirecekler gene, bekliyormuş zaten yedek. Onlar da evlilik ve ömrünün sonuna gider yani evlilik. Annem Çerkez biraz şey, tutucu, çok tutucu bir kadındı ya. İş yaşamına olumsuz da olsa bir etkisi oldu. Olmaz mı ya? Onlar o beni destekleseydi, rahat olsaydım huzurlu olamıyordum yani. Hiç aklım onda oluyordu böyle. Bazen dalar giderdim, memnun derdi. Gene daldın Aynur Aydan, gene daldın. mesela birçok filmlerde genelde mesela o bayan başrolün kız kardeşi veyahut da yakın arkadaşı diyeyim. Hani İtalyanlar şöyle der ya, ombudsman bir profili çekip çeviren. Yani ağırlıklı olarak yani o tip bir profil sizi sıkmadı değil mi ablacığım? Yok, sıkmadı. Güzel rollerdi ya. Zaten rolün büyük küçüğü olmaz bence. Siz başrol oynayacakken starlar sizin yolunuzu kesmişlerdi. Sizin o dönem bir sisteminiz oldu mu? Oldu tabii, çok üzüldüm ben. Hem beni isteyip de niye kesiyorlar? Ya ben onlarla zaten yetişemezdim çünkü onlar çok kuvvetliydi. Bir Türkan Şoray halk tipi bir kadın. Ben biraz Avrupa'yı kalıyordum. Sarışın kadınlar da pek fazla, Filiz Akın mesela, Türker Bey olmasaydı o da böyle şey olur, kaybolur giderdi. Yani ama gene beni halk tuttu, halk tuttu. Halk tutmasaydı yani hiç, çok zordu işim, halk tuttu. Sizi istiyorlar. Ay çok istiyorlar. Postacı böyle çuvallarla mektup getirirdi ya.
Bıktım derdi getirmekten. O zaman mektup vardı yani. İmza vardı. İmza vardı, hediyeler, çaylar, mutluluklar, neler gelirdi bana. Mektupları cevaplıyor muydun? Yok, hangisini cevaplayacaksın? Okuyordunuz. Bakıyordum, bazı enteresan oluyordu, böyle sapıklar da oluyor tabii. Yok çorabını yolla, yok bilmem ne böyle şeyler. Keşke evet. Saklasaymışım onlar değil mi? Ne kadar değerli olurdu. Tabii onlar... Bir sürü gazeteler vardı böyle, onları bile yırttım geçen gün. Bana dediler ki arşive kaldırsaydık, niye onları öyle yırtıyorsun? Sıkılıyorum Allah aşkına. Bir de gazetecilerden çok çektim. Çünkü gazeteciler, yani çok şeysiz gazeteciler vardı, olumsuz. İyi niyetli değillerdi. Çok iyileri vardı 4-5 tane ama bazı birkaç tanesi vardı ki mikrop, hiç hakkımı helal etmiyorum onlara. Hep yalan dolan, kaç kızın hayatına mani oldular, kaç kızın. Asparagus haberlerle. Ay çok yalan dolan, yani işine gelmezse gazeteci de asılıyor yani, işine gelmezse şey yapıyor, artık ben onlara hediye alıyordum, bilmem ne yapıyordum yani. Peki, bu 1976 başı gibi diyelim, bu Yeşilçam'ın krize girdiği dönemdeki o başlayan erotik ya da mesela... Işte, ben girmedim ona. İhtilale kadar süren bir film olmuş. Ben girseydim oraya kimseye kalmazdı ama ben ona girmedim. O seks furyasını bıraktım zaten. O furyada siz nasıl bir şekil aldınız ablacığım? Yani o dönem neler yaptınız? O dönem sahneye çıktım ben. Sahne diyor, herkes dedi fiziğin iyi falan çık ama ben hayalimde şarkı söylememişim. Bir haftada nasıl çıktım ben de şaşırdım. Paralar da güzel geliyor yani, ben oradan kazandım hakikaten. Ondan sonra ilk Esin Engin'den rahmetli, ben bir küçük cezveyimi öğrendim. O 2-3 tane şarkı, bir haftada nasıl öğreneceksin, nasıl yapacaksın? Yani çok saçma böyle çıkmak, bir hazırlanıp çıkmak lazım ama teklif üstüne geliyor. Hadi oraya, oradan oraya gidiyorum. Bir Almanya teklifi geldi. 2 gün Berlin'de çalışıyorsam, 2 gün Frankfurt'ta, 2 gün Berlin'de, böyle şaşırdım artık uçakla, her yerde otobüs şeyler. Uçakla, oteller, Barış Manço, sonra bir solist vardı, solisti yolladılar. Ben de ama böyle uzun çizmeler falan, mini falan böyle güzel giyiniyordum. Ondan sonra mayolu falan da çıkıyordum, üstünde şifon falan. Ondan sonra artık kendimi yani güzelliğim varsa güzelliğimi kullanayım bari dedim, kafamı kullanayım dedim yani. Onun bunun esiri olmaktansa adamların, ondan sonra... O Barış Manço çok kibar, çok asil bir adamdı, çok. Yani hepsini sorun bana, anladım, söyleyeyim abi. Ya. Hepsini. Zeki Müren'le çalışmış. Kimle? Zeki Müren. Zeki Müren'le çalışmadım ben galiba. Çalışmadım. Barış ama tanışırdık yani Zeki Bey'le, çok anladım. Severdi beni. Barış Manço, Cem Karaca falan böyle. İşte onunla da sahnede şey yaptık, Berlin'de, Türkçü Pazar'da çalıştık. Çok tatlı adamdı Barış Manço, çok kibar, çok asil adamdı. Aynen ablacığım, 79-84 arası bir belli bir süre ara verdiğini... Verdim işte, o seks furyasında arayı verdim. Ondan sonra bazı çeşitli TV dizileriniz de olmuştu 90'lı yıllarda. O dönem tam bıraktı dendikten sonra bir... Spor kulübü başkanlığınız var. Evet, o nasıl gelişti? Evet. Yani bir futbol kulübü. Ya işte bu gazeteciler o kadar kötü şeyler yazıyor ki, yok şunu ayarlamaya kalktı, yok buna baktı, ona etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani kendimi ispatlamak için ne yapabilirim dedim. Ben zaten bir de politikacı gibi bir ruhum var benim. Bizim evde, ailede herkes haberleri seyrederiz biz hala çocukluğundan beri. Hiç kimse konuşmaz evde. Susacak, haberleri seyredeceğiz. Babam parti başkanlığı falan yaptı. Ama mesela babam Demokrat Partisi, annem CHP'liydi. Böyle ben koalisyon çocuğu gibi büyüdüm. Yani halkın yaranı, halk için ne güzelse onu istiyordum hep. Hatta çalıştım öyle partide, gençlik kollarında falan da çalıştım. Sonra ben mesela işte biraz ticarete de kafam çalışıyordu. Böyle evi aldım dedim, 50-75. Sonra aldım onu, sattım. Yarısını toprağa yatırdım, başka aldım. Ama neresi değerlenecek anlarım ben. Ve bütün arkadaşlar bana sorar, neresi? Şuradan ev alıyorum, alabilir miyim oradan? Kaç kişi? Yok onu alma, şuradan al. Arabasını sattırdım, ev sahibi yaptı. Kaç kişiyi zengin yaptım?
Ondan sonra bunda da kafam çalışıyor yani. Sonra kalkıyorum yollarını yapıyorum. Mesela alıyorsunuz tabii ucuz oluyor. Yol yok bilmem ne. Yollarını yaptırıyorum belediyeden, uğraşıyorum, ediyorum. Bir gün baktım, Tarabya'nın tepesinde aldım bir ev. Ondan sonra su içinde şey, mahalle, yollar, göllerin içinde araba gidiyor. Sonra uzandım dedim ki, arabam da oldu benim o zaman. Ya dedim, siz ne yapıyorsunuz dedim, ya bu suların içindesiniz, burada bu kadar esnaf var, sesiniz çıkmıyor mu dedim sizin. Ne yapalım dediler, encümen azası bu kahvenin çeşitli içinde işin. Çağırın bana dedim. Kendim böyle politikacı gibi, sanki bir görevim varmış gibi. Geldi beyefendi dedim, ya bu nedir bu su dedim. Bak siz encümen azasıymışsınız dedim. Niye buraları yapmıyorsunuz, yaptırmıyorsunuz dedim. Bu günah değil mi esnaf burada para kazanamaz. Ondan sonra gittim, dedim ki bak halka, siz dedim dönüşte benim arkamda olursanız ben sizin yolunuzu yaptıracağım. Ay dediler, yaptır bir sene heykelini dikeriz. Açtım belediyeye telefon. Dedim ki böyle böyle yapılacak. Ben de ama basın yani tutuyor da beni. Olaylı kadın. Her şeyi böyle söyledim ve hemen geliyorlar. Dedim bak bütün basın alır gelirim. Bu halkı da toplarım. Bu yol yapılacak dedim. Onun işte belediye başkanı şurada burada. Ben takip ettim. Bırakmadım. Ve festival vardı. Yolu yaptılar. Yolu yapınca halk şoke oldu. Dedi ya nasıl oldu sen bu yolu yaptırın, ne kadın bu falan dediler bana. Ama işimi gücümü bıraktım ya filme falan. Ondan sonra bir baktım 200 kişiden imza toplamışlar. İlla Tarabya Spor Kulüp Başkanlığı yapacaksın. Ay dedim tamam da ben yani bunu anlamam dedim yani. Hani yol mol olsa yaptırırım da onu. Neyse gel dediler gösterelim sana. Gittik sahaya gittim ama kafam çalışıyor işte. Baktım sahada göl olmuş böyle, çocuklar da var orada. Ondan sonra dediler ki, sordum çocuklara, nasıl suyunuz var mı? Yok dedi, işte burada böyle oluyor, onunla dedi yıkıyoruz ayakkabı. Ne? Ay ben bir üzüldüm. Tamam dedim ya, ben uğraşacağım bunlara. İşimi gücümü bıraktım. Hadi bu gittim oraya, bir baktım dedim, çevrede kim oturuyor? İşte Ali Rıza Çarmıklı bir metrede girmiş duvarı sahaya. Hemen aradım Ali Rıza Çarmıklı'yı telefonla. Dedim böyle böyle. Dediler Avrupa'da. Gelince adam var. Ha dedim ben bakın bir metre girmişsiniz yıktırırım o duvarı dedim. Ondan sonra beni arasın dedim. Hemen aradı adam gelince. Ay ben bir sevinç. Sanki ben kendime yaptırıyorum. Gittim. Dedim ne istiyorsun sen dedi. Buraya bir tesis istiyorum ben dedim. Bunu yapın hiç karışmayacağım dedim. Ondan sonra tesis yaptılar. Ondan sonra Tekfe'nin genel müdürü benim yardımcım oldu. Herkes başladı. Bütün sanatçıları maça götürüyorum. Bir ilgi çocuklar dizilerde oynamaya başladı falan. Ondan sonra kıyafetler, bir balo yaptım. Böyle su yatağı, üstünde bir manken. Tarabya Oteli'nde, havuzda falan. Herkes şoke oldu yani. Çok güzel. Hiç 5 kuruşları yok kulübün. Bir tane aşağıda yer var. Ay gidiyorum ondan sonra bekliyorum Tarabya Oteli'nde bir tanıdığımı göreyim de o zaman da çok çevrem var ama en üst düzey çevrem oldu. Diyorum bana para verir. Kendim için istemiyorum yani çocuklara diyorum yani otobüsü tutacağız. Herkes yardım etti. Parayı da almıyorum ben Tarabyalılardan birisi. Çünkü dedikodu olur böyle şeyler parayı yedi etti. Ondan sonra onun üstüne alıyorum. Gidiyorduk Belgrad ormanlarına. Ben marketten dolduruyordum. Helalim hoş olsun. En güzel şeyleri onlara. Kendim alıyordum. Gidiyorduk orada. Hem antrenman yapıyorduk. Yiyorduk çaylar, maylar. Çok güzel günler kulüp ama... Kulüp ödenen profesyonel oldu değil mi? Ya çok güzel oldu. Sonra bana çok teklifler geldi. Bütün kulüplerin başkanı olsun dediler bu kadar. Ama yok dedim ben bununla mı uğraşacağım? Sonra bir gün dedim ki artık ben gelmeyeyim çocuklar dedim. Başkan gelmiyorsun. Ama böyle canlarını verecek çocuklar. O kadar şey oldu. Herkes sevindi. Ondan sonra hemen göz koydular. Ben binayı yaptım ya, evden de bütün müzik setimi falan götürdüm, her şeyi müdür odası yaptım falan. İlgi çekiyor. Hemen almak istiyorlar elinizden. Evet. Ondan sonra orada Tarabya'da bir şey, market olan birisi demiş ben alayım yani bunu yapayım. Onu gördü bana başkan dedi. Tarabya Oteli'nin önünden çıkıyordu arabasıyla, Mercedes arabasıyla. Biliyorum dedim, almak istiyorsunuz alın dedim. Bir vurdu arabayı, önü dağıldı arabanın. Yani böyle şey canlandı görünce herhalde. Kim bilir işte almak istiyor. Hazır yapıldı ya, para getirecek. Artık para getirmeye başladı. Pazar yeri de oldu orası, para gelecek. Ondan sonra ben dedim gitmiyorum. Sonra gün yaptılar, beni çağırmıyorlardı bile.
Sonra çocuklar demiş ki bizim başkanımız o gelmezse olmaz. Ama her yerde bağırıyorlardı. Başkan, ne haber başkan? Hoşuma da gitmeye başladı. Güzel bir şey. Yani dedim ki ya üç çocuğu kurtarsam dedim şöyle. Değil mi? Yani spor yapan insan kötü bir şey düşünmez çünkü. Sporcudan kötülük gelmez. İzleyicilerimiz çok soruyordu. Yani sizi ekranlarda göremiyoruz diye. Evet, çok soruyorlar. Peki kendi isteğinizle mi çekildiniz? Yani yoksa proje mi gelmedi? Ya bilmiyorum nedense bu yeni yapımcılar Yeşilçamlılara karşı biraz ilgisizler. Yani buradan da şikayetçiyim. Neden yani? Ben sağlığım yerindeyse oynarım. Ve inanın benim kaybettiğim arkadaşlarımın çoğu bu yüzden öldü. Çünkü neden? Bir Cüneyt Arkın devamlı çalışsaydı kendine bakardı, ederdi. Biz alışmışız o çalışmaya, o şeye, enerjiye. Hareket yok, şey yok. Hep o Altan, neydi Altan abla vardı, o falan böyle. Herkes istiyordu çalışmak ama gelmiyor ya. Gelmiyor. Neden yani? Sen tanınmamış insanlar neymiş? Bizi tanıdığımız için inandırıcı olmazmış. Çok saçma. Bak bizden Yeşilçam'dan oynayan insanlar hepsi tuttu. Nebahat Çevreli, Murat Soydan gibi. Evet. Hepsi tuttu yani. Değerli Nostalji Vakti izleyicileri, bu hafta Nostalji Vakti programımızda sizlerle birlikte olduk ve çok değerli Aynur Ayran ablamız bizimle birlikte oldu. Kendisine de katıldığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.